daha içe basın abi. Evet. Şirin diye başlıyoruz arkadaşlar. Şirince çile bezleri hediyelik eşyalarıyla ünlü bir köyümüz. Reklamı bol, fiyatları yüksek olan bir yer. Yine bağcılık yapılıyor mu? Şu an mı? He. Bilmiyorum. Ya eşekli. Hayır, şaraplar satıldığına göre üzüm bağlı. Hayır, eşekli yapılmıyordur abi. Hayır, hayır. Bağ. Üzüm. Üzüm bağları var mı? Yani. Yok. Siz kadar varsa ne? Kendi küçük, reklamı büyük Şirince. Bak, pansiyon olmuş. Evler pansiyon haline getirilmiş. İşte gelen de bir gözü konaklığına esas manzara karşıda şurada. Şirince'nin meşhur yerleri, evleri. Resim çeksene mi fotoğrafını çıkmıyorum. Resim çeksene dedim, resim çektim. Evet. Üzümlü şarabı, karadut şarabı, çikolata şarabı, çilek şarabı, nar şarabı, ayva şarabı, yeşil elma şarabı, yaban dövüşünü şarabı, mango şarabı, lüzum eri, işte, ananas, muz, şeftali, bütün meyvelerin şarapları. Evet, bu da şarap üstlüğü, üstlüklerinden şarap atıyor. Evet.
Şirince'nin hediyeli yaşaya satan yerleri. Evet. Dar sokaklardan geçiyoruz. Bursa'nın şeyi vardı ya. İşte her yer kapı olmuş, şey olmuş. Şirince gezimiz devam ediyor. Yalnız biraz bakımsız sokakları. Selah böyle git. Böyle git. Gideriz. Acele etme. Acele etme, kaybolmazsın. Evet. Şirince ismi gibi şirin katiler. Kahvehaneler. Çeşitleri. Pardon. Geldiğimiz yoldan gidelim, şaşırmayalım. Şarap mı? Aynen. Önüne bak. Aşağıda bir. Evde var. Buradan. Evet. Yiçiciler. Buyurun. Reçeli damlasa kızı, buyurun. Nezihan Nayçiçeği. Lütfen koparmayın ama boş. Boş, içi boş. Başka. Teyzem ne satıyorsun sen? Kutu satıyorum. O ne? O? Açım böyle. Tamam, boş ver. Tamam, bırak. Buralarda bayağı meditasyon yapıyorum. Evet. Çok güzel bir
Şirince'de bulunan Dilek Havuzu epey asıra toplanmış bozuk paralar. Ne yazıyorsun? Ne? Gel. Bomba koyarım bak, patlatırım. Ha, içiliyor herhalde. İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince tepelerin arasına kurulmuş ve özgün tarihi mimarisini önemli ölçüde korumuş bir köydür. Zeytin ağaçlarının mandalina ağaçlarıyla iç içe geçtiği bir yolun kıvrımlarıyla ulaşılan köy, konuklarına eski Rum evleri ve şarap yapılan üzümlerin nefis kokusuyla karşılar. 19. yüzyılda özellikle incir üretimi ve ihracıyla ünlü 1800 haneli bir Rum kasabası olan Şirince, 1923'teki mübadele sonucu bir Türk köyü haline gelmiştir. Giden Rumların çoğu Katerini veya Efesos köyüne yerleştirilirken Kavala'nın Müştiyan ve Somokov köylerinden gelen Türkler Şirince'nin yeni yerli halkı haline gelmiştir. Köyün mübadele öncesi şarap üretimi, bağcılık ve zeytinciliğe dayalı olan ekonomisi, yeni yerleşimcilerin tütün bölgesinden gelmesiyle bir süre aksamıştır. Ama özellikle son yıllarda artan turizm potansiyeli nedeniyle bu sektörler yeniden ve hızla gelişmiştir. Özellikle şarap üretimi en önemli gelir kaynağı Şirince'de bağcılık ve zeytinciliği, yanı sıra şeftali, incir, elma ve ceviz de yetiştirilmektedir. Şirince'de köy içinde harap durumda iki Rum kilisesi bulunmaktadır. Köyün en önemli özelliği ise hiçbir evin deve evin manzarasını kapatmamasıdır. Şirince köyü neden ünlü? Maya takvimine göre 21 Aralık 2012 günü Marduk gezegeni dünyaya çarparak kıyamete sebep olacak ve bazı kesimlere göre Fransa'nın Maya takvimine göre 21 Aralık 2012 günü Marduk gezegeni dünyaya çarparak kıyamete sebep olacak. Fransa'nın Bugarak köyü ile İzmir'in Şirince köyü kıyametten etkilenmeyecek. Peki neden Şirince? İnanışa göre
M harfi şeklindeki maden dağı 21 Aralık'ta yıkılmayacak. 321 metre yüksekliğindeki zirvenin tam ortasından bir gemi çıkacak. Şirince'de bulunup bu gemiye binenler kıyametten kurtulacak. İnsanlık tarihi mayalara kilitlendi. Zira milattan önce yaşayan uygarlığa göre dünyadaki yaşam 21 Aralık 2012'de sona erecekti. Hayatta kalmak için gerekli sır ise iki bölgede gizliydi. Bunlardan biri Fransa'daki Bugarak ve İzmir'in Şirinköy'ü Şirince'ydi. Çünkü Maya uygarlığına göre Şirince'nin sırrı sırtını dayadığı maden dağında gizliydi. Peki Şirince'deki dağın gizemi neydi? Yüzyıllar önce beyaz mermerlerin çıkarıldığı dağ Maya takvimine girdi. Yedi istiyor, şey, süver bir para. Yok ya, gel şöyle. Gel. Ya bırak arabayı, geziyoruz daha, dur. Selam. Fazla gömlek satan yok buralarda. Bir tane gömlekçi var. Tadına bakabilirsiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Şu var, dondurmayla olmaz. Niye? Şimdi gel o zaman.
Aslım burun işte. Köy işleri. Bence tamam. Ayvalık ne var? Bakalım da bir. Ben işte. Sana söyleyeyim. Söz veriyorum vallahi. Baba, bakmayın. Bayağı da ben o yüzden götürmüyorum. Bir tane köy. Bir tane köpek gördüm, korkmaya başladım ya. Ben anlamadım seni ya. Gel şöyle ya. Kaymasın nerede ya? Tutma yerleri yapmışlar.
satıyorum. İşlerimiz var, buyurun. Ne satıyorsun? Her şeyi satıyorum. Ne alırsan bakabilirsin. Oh. Kekik, abacayı, nane, acı pul. Bezlerin bebekler de yapmışsın, ne güzel. Dikkatini kaymayın, yavaş inin, dikkat edin. Bundan başlar mı? Ha, kantoron gelsen kaç liraya alıyor? Pahalı ama. Stil şükürtü. Aşağıdan mahalleden biri şey çıktı, akraba. Çankaya var. Hüseyin Çankaya'yı tanır mısın diyor. Tanımaz mıyım dedim. Çankaya kim? İsterim ben. Şirince'nin şirin evleri. Şirince'nin şirin evleri diyorum. Teyzem kolay gelsin. Ne satıyorsun? Kekik satıyorum. Bu ne? Kekik, boncuk kekik. Ha, bu kekik. Bunlar da sos kekik. Yani. Şu ıhlamur. Paketler kaç lira? Şey, kekikler 15 lira. Bu ıhlamur 25 lira. Demek ki kilosu 1500 liraya falan geliyor. Bayağı pahalı. Şirince'den kareler izlemektesiniz.